Evet. Merhabalar. Merhabalar. Şöyle ki normalde ben podcast çeken bir insanım sonuç olarak. Bu video birazcık podcast'tan farklı bir şey olacak. Çünkü burada birazcık aslında kitap konuşmak istiyorum. Normalde kitap içerikleri zaten yapıyordum. Aslında podcast'in çıkış noktası birazcık da kitaplar olurdu. Fakat bu sefer birazcık daha farklı olacak ve bu sefer aklımda yani bu sefer de kitap hakkında konuşacağız ama bu sefer konuşacağım kitap kendi kitabım olacak. Şöyle ki eğer ki başarabilirsem umarım umarım başarabilirsem Haziran sonu gibi ya da en geç Ağustos sonu gibi kendi kitabımı çıkartmayı planlamaktayım. Ve bunun hakkında birazcık aslında muhabbet etmek istiyorum. Tabii burada birazcık şöyle bir durum var. Kendimi birazcık tanıtmam gerekiyor. Birazcık çok kullandım. Kendimi tanıtmam gerekiyor. Çünkü şimdi kanalımı siz geliyorsunuz böyle. Bir işte kıvırcık saçlı, kıvırcık uzun saçlı bir insan. İşte yüzünde birçok yerinde piercing olan bir insan. Felsefe konuşuyor ki normalde ilk videolarda şey falan yoktu. Kamera falan koymadım. Sonra dedim ki kamera koyayım ne olacak ki falan. Sonra kamera koymaya karar verdim ve işte kamera oldu. Birazcık boğazlarım kötü dolayısıyla sesim çok boğazdan iyi çıkmazsa özür dilerim diliyorum ve arada bir kahve içeceğim. Çünkü boğazım çok fazla kuruyor. Çok fazla konuştuğum için ben boğazım kuruyabiliyor. Dolayısıyla da böyle bir fıtık fıtık kahve içmem. Umarım sizi rahatsız etmez. Şimdi şöyle bir durum var. Ben kitap ilk önce kendimden bahsedeyim. Merhaba. Rüzgar. Rüzgar denmesini tercih ediyorum. Ya da Bora. Ama Rüzgar'ı tercih ederim. İsim Rüzgar. 23 yaşındayım. Maalesef ki bir Türk gençiyim. Eyvah buradan dolayı dava edeceğiz. Şöyle ki. 23 yaşındayım. Aslında bu kitabı yazma fikri bende daha öncesinde oluşmuş bir şeydi. Ben daha öncesinde bu kitabın aslında temelini atmıştım. Toplamda 5 tane kendi yazdığım, kendi oluşturduğum evren, dünya ve işte karakter bütünlüğü var. Toplam 5 tane hikayem vardı. Bunlardan bir tanesi çıkacak olan bir tanesi. Normalde aslında bu çıkacak kitabı ben tek kitap olarak çıkartmayı düşünmekteydim. Ancak sonrasında 3 kitap yapmak daha mantıklı. 3 isim yapmak. Çünkü bazı şeylerde, bazı kısımlarda birleşmediği zaman, hikayeyi birleştirmediği zaman sıkıntı oluyordu. Hikaye istediğim gibi devam etmiyordu ki önemli olan burada beni tatmin etmesi her şeyden önce. Çünkü beni tatmin etmeli ki ben aklımdaki şeyi aktarabileyim ki siz de benim aklımdaki şeyi anlayabilirim. Ana olay bu. Dolayısıyla işte kitabı yazmaya başladım bir noktada. Bu ise yazma dönemim lise dönemi falan gibi. Ben bu kitabın temellerini lisedeyken atmıştım. Ondan sonra bu kitabı yazmaya devam ettim. Tabii ki de çok şey değişti. Kitabın çıkış noktası aslında benim rüyalarımı neden not etmiyorum falandan çıkmaydı. Rüyalarımı not etmeye başladım. Gerçekten kitabın hikayesi buradan çıktı. Böyle deyince çok şey geliyor insanlara falan geliyor ama hayır. Tabii ki de çok değişti. Yani tabii temeliyle hiçbir alakası yok. Kitabın çok fazla değişti. Ve hani şu anda olduğu seviyeden açıkçası ben çok memnunum. Kitabın ilk önce geçtiği evreni anlatayım. Az sonra kendimden bahsettim ben. İsmimi bilmeniz yeterli bence. Nasıl hitap edilmesine hoşlandığımı da bilmeniz yeterli. Devamını zamanla öğrenmek istiyorsanız öğrenirsiniz. Instagram'dan takip edebilirsiniz beni. Bu kitapla alakalı eğer ki fikrinizi belirtmek isterseniz ki bu çok önemli. Bana fikirlerinizi belirtmek için Instagram'a ulaşabilirsiniz ki bu benim için çok çok değerli bir durum olur. Kendi kişisel Instagram'dan bu tarz şeyleri alıyorum. Normalde kitap için ayrı bir sayfa açma fikrim vardı ki açtım da. Ama sonra dedim ki abi ve sonrasında dedim ki gerek yok. Kendi hani ulaşacak olan bana kendi kişisel şeyimden ulaşsın. Instagram'dan ulaşsın. Şöyle ki kitabın geçtiği ya ki ufak çabuk kitaptan tabii ki de çok fazla spoiler maalesef ki ver. Ya maalesef ki vermem doğru olmaz. Spoiler vermeden olabildiğince ne olduğuna dair size bir fikir oluşturma fikrindeyim. Bu videonun amacı bu aslında. Adam da az çok muhabbet etmiş oldum. Şöyle ki kitap alternatif 2. Dünya Savaşı ve Rusya Soğuk Savaş döneminde geçiyor.
İkinci Dünya Savaşı kısmı şöyle. İkinci Dünya Savaşı'nın aslında dünyada olması gerektiği gibi normalde nasıl ilerlediyse o şekilde ilerliyor. Soğuk Savaş döneminde ise Amerika değil Ruslar kazanıyor. Ruslar üstünlük sağlıyor. Üstünlük sağlama sebeplerini sağlayan bir olay var. O bir şey var. Kutsal bir eşya var. Bu gerçekte de var olan bir eşya. Fakat Soğuk Savaş döneminde gerçekten bu eşya tabii ele geçirilmiyor. Hani bunun Soğuk Savaş döneminde ele geçirme kısmı, alternatif olma kısmı bu yüzden. Normalde 2. Dünya Savaşı'nda gerçekten ele geçirilmiş bir mızrak var. Bu İsa'nın bıçaklandığı mızrak. İsimini vermeyeceğim. Merak eden gidip araştırsın istiyorum çünkü. O yüzden ismini vermiyorum. Direkt bu şekilde araştırsanız çıkar İsa'nın bıçaklandığı mızrak şeklinde. İsa'ya saplanan mızrak ya da İnsanla öldürüldüğü mızrak. Bu şekilde atabilirsiniz. Bu mızrak gerçekten 2. Dünya Savaşı'nın ihtimaline geçiyor ve bunun sonucunda belli başlı tarikatlar oluşuyor. Bu tarikatlar gerçekten var olmuş tarikatlar ki şu andaki İlluminati'nin temelini oluşturan tarikatlar. Aslında İlluminati Amerikan tarikatı değil bir Alman tarikatıdır mesela. Böyle bir bilgi var. Kitabın ismi The Fizmium. The Fizmium diye bir proje var. Fizmum Project olarak geçiyor. Fizmum Projesi'nden esinlenmiş bir kitap. Fizmum Projesi'ne esinlenmiş değil, Fizmum Projesi'ni yapanlardan esinlenmiş bir kitap. Kitabın geliş kısmı burası. Fizmium'un geliş kısmı burası. Kitapta ana odak olarak kitabın kapağını ben mutlaka edit kısmına koyarım. Artı kitabın ilgili sayfalarına gidersiniz de aşağıya linkini bırakacağım zaten birazdan da bahsedeceğim. Kitabın ilgili sayfalarına gidersiniz de kitap hakkında daha fazla bilgi edinmeniz mümkün olacaktır. Kitabın kapağında böyle kapağını zaten ben koyacağım. Şöyle birazcık aşağı ineyim. Kitabın kapağında böyle aşağı kısmında, üst kısmında böyle fırlayan, açan, göz delerek açan bir çiçek var. Böyle resmedince böyle zombi hikayesiymiş gibi falan. Böyle Last of Us kafasında bir şeymiş gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir şey yok. Tamamen imgesel bir şey aslında. Yani kısmen imgesel bir şey aslında. Yani göğsü delme olayı orada imgesel olan bir şey. O çiçeğin ismi olsun, kitaptaki karakterlerin isimleri olsun, özellikle bilerek seçiyorum. Ki yani mesela kitapta insanların şey yapmasını istiyorum. Kitap okurken bir ismi gidip arattığı zaman gerçekten karşısına bir sonuç çıksın. Bir karakter, gerçek bir insan çıkmayacak ama o kelimeyi gidip iç içe çevirirse veya bir araştırırsa o kelimeyi, sadece ismi yani, çok farklı yerlere ulaşsın istiyorum kitabın. Ki kitabın bu zamana kadar gecikmesinin çıkmakta gecikmesinin sebeplerinden bir tanesi de bu. Kitabı ince, kitaptaki isimleri bile ince okuyorum bilerek. Çünkü önemli olan beni tatmin etmesi. İlk etapta. Beni tatmin etsin. Ayrıntısal olarak çok ayrıntılı bir kitap istiyorum. Bu tarz böyle küçük easter eggler veya anlamsal olarak derinlik istiyorum ki gerçekten iyi bir iş çıkartayım. Ana olay bu aslında. Hani klasik bir roman kitabın konusu, kitabın şeyden bahsedeyim direkt sonra devam edeceğim. Ha, araya sıkıştırmış olayım. Tarihi bir, zaten kitabın sağ üst kısmına da kapandığında İngilizce olarak yazıyor. Tarihi olayları, özellikle 2. Dünya Savaşı'ndaki tarihi olayları, tarihi davaları daha doğrusu esas alan bir bilim kurgu kitabı. Mitoloji, fantezi, bilim kurgu kitabı. Mitoloji ve fantezi işin temelini, arka plan, lore hikayesini oluşturmak için kullanılan şeylerken temeli bilim kurgu hikayesi. Kitabın geçtiği evrende zaten bir bilim kurgu evreni. Bilim kurgu dünyasında geçen bir evren var. Ama mitolojik ve fantastik ögeleri de var. Bunu da belirtmem lazım. Mitolojik ve fantastik ögeler ama işin daha çok lore kısmıyla veya birbirlerine parçaların birbirlerine bağlanması için kullanılmaktadır. Temel olarak baktığımız zaman tarihi olayları baz alan bir bilim kurgu romanı. Okey miyiz? Bu sevgili kitap, sevgili kitabım temel olarak aslında dediğim gibi alternatif 2. Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş döneminde geçiyor. Bu kitabı ben yazmaya başladığımda böyle bir şey yoktu. Sonrasında çok fazla araştırma yaptım ve bu noktaya geldik. Kitabın tarih kısmı yoktu. Tarih kısmında benim tarihe çok fazla ilgim yoktu lisedeyken. Sonrasında tarihe ilgim oldu ve tarihle ilgilenmeye başladım. Ve aslında tarikatlar ve kutsal olduğunu inanılan tırnak içinde kutsal olan eşyalar
Ki bunlar gerçekten müzelerde sergileniyor. Hatta sergilendiği müzeler anlamında konum olarak bakarsanız kitabın geçtiği konuma da yakın olduğunu falan görüyorsunuz. Bunlara falan çok dikkat ederek, bilerek çok dikkat ederek yazıyorum. Çünkü hani işin tat kısmı burada. Sen gidip kitaptan bir şey gördüğün zaman, sen gidip bunu araştırdığın zaman abi gerçekten böyle bir şey varmış falan diyebilin istiyorum. Ki bu yüzden ben de kitabı yazarken aldığım isimler, konumlar kitapla alakalı oluyor veya gerçekten arkasında çok farklı şeyler oluyor. Ve hani insanlar bunu araştırdığı zaman gerçekten hani işin araştırma dozunu, gerçek hayat araştırma dozunu birazcık tetiklemek istiyorum. Çünkü araştırdığınız zaman gerçekten ortaya gerçekten çok farklı bilgiler edinebilmek istiyorum. Aslında ana olayı bu. Bu kadar sık dokunmamın sebebi bu. Özellikle isimler konusunda ve konumlar konusunda. Kitabın genel olarak hikayesi bir şöyle çok spoiler vermek istemiyorum burada çünkü kitabın başında çok fazla anlamıyorsunuz. Çok sonradan yani hikaye sonradan açılıyor. İlk başta hikayeler hakkında siz ana karakterle birbirinizi özdeşleştirin diye çok fazla bilgi vermiyorum. Tabi orada Tanrı olarak üçüncü kişi ağzından yazar olarak, tanrı olarak kitabın tanrısı ya da evrenin tanrısı ben olduğum için diye mi Dungeon Master ben olduğum için ben her şeyi biliyorum tabii ki. Ve orada mesela ufak tefek aslında size böyle kilit noktalarda küçük easter egg'ler ya da küçük böyle spoiler'lar veriyorum. Siz bunu o an fark edemiyorsunuz. Ama sonrasında okuduğunuz zaman bir yandan burada kendim var, burada kameraya bakıyorum. Bir yandan da burada kendim olduğu için kendime bakıyorum. Yani o yüzden böyle buraya bakma sebebim bu yani. Şuraya bakmaya alışmam lazım. Okay. Ben böyle ufak tefek spoiler'lar versem bile onu siz çok kitabın ortalarında falan anlıyorsunuz ve şey oluyorsunuz. Ben bunu yazarken şey yapıyorum. Hani yazış amacım en azından o. Ve kitabın ortalarına geldiği zaman kitabın başında böyle bir şey bahsetmişti. İnanılmaz demek ki bu buymuş. Etkisini yaratmak istiyorum. Bu sebepten dolayı aslında spoiler vermek istememin sebebi o yani onu demeye çalışıyorum. Kitabın başında siz aslında karakter, ana karakter ne biliyorsa siz de onu biliyorsunuz. Ana karakterin bazı şeyleri kitabın başlarında bazı şeyleri yorumlama durumu oluyor. Ben oralara ufak tefek yine aynı şekilde spoiler vermeden yazıyorum. Ama orada şunu düşünmeniz lazım. Ben ana karakter olsaydım burada ne düşünürdüm? Kitabı bu fikri okumanız lazım. Çünkü mesela şöyle bir durum var. Orada ana karakter bir şey anlıyor. Ama mesela ben onun anladığını belirtmiyorum. Ama mesela yani belirtiyorum, şöyle belirtiyorum. Mesela bir şey söylüyor. Ama çok anlayıp anlamadığını siz anlamıyor. Yani anlayıp anlamadığını tahmin etmeniz gerekiyor. Karşısındaki kişi bunu hani ana karakterin onu anladığını anlamıyor. Ama siz eğer ki kendinizi bütünleştirirsiniz ve kendinizi o dünyaya karakterle bütünleştirebilirsiniz ve orada kendinizi koyabilirsiniz. Empati yapabilirsiniz. Aslında orada siz karakterin anladığını anlamış oluyorsunuz. Demek ki burada bu yüzden bunu söyledi. Aa, şu, bir dakika. Kitapta işte şu sayfada demeyebilir ama şu bölümde yatıyorum. Ya da işte biraz önce okuduğum bölümde karakter şöyle demişti. Ya, şu an böyle söylüyor. Demek ki o zaman anladığı olayın ne olduğunu. Ya da işte örnek veriyorum. Bir davayı çözerken işte davanın nasıl olduğunu anladı. İşte katilin kim olduğunu anladı gibi bir efekt yaratmasını, bir kişide duygu yaratmasını istiyorum. Dolayısıyla çok fazla spoiler vermek istemiyorum. Kitabın esinden diğerleri söyleyeceğim az çok anlayacaksınız zaten. Ben genel olarak bilim kurgu anlamında Matrix evrenini çok seviyorum. Kitabın Matrix evrenine benzeyen kısımları var mı? Evet var. Ama benzemeyen kısımları da var. Kitap esinlenme adı üstünde yani direkt almıyorum sonuç olarak. Esinlenme olarak Matrix'e gerçekten benziyor. Onun haricinde Matrix haricinde gerçekten kült olmuş bazı bilim kurgu romanlarından veya filmlerden alıntı yaptığım, birebir alıntı yapmıyorum, esinlenme alıntı da olmadı, esinlenme yaptığım yerler var. Konusal olarak da var. Direkt böyle şey olarak hani bir parçayı alıyorum, değiştiriyorum, hiçbir şekilde alıp aynısını yazdım olmadı. Alıyorum, değiştiriyorum. Eğer ki mesela şöyle kitapta bir parça var. Bu şeyi, konuyu, o parçayı Matrix çok iyi işliyor. Mesela simülasyon kısmı var. Simülasyon kısmı
spoiler vermeden nasıl anlatırım? Simülasyon unsu bir muhabbet var kitabın içinde. Ama bu simülasyon Matrix'teki gibi değil. Ama Matrix'teki gibi o hani simülasyon temelli bir şeyi gerçekten çok iyi işleyen bir film Matrix. En azından ilk iki, üç film için. Son filmi harici konuşuyorum. Çok iyi işleyen bir film. Ve onun çok iyi işlediği kısmı neden çok iyi işlediğini alıyorum. Ve onu kendi kitabıma diyorum ki okey ben simülasyon aynısı değil. Sadece neden daha iyi işlediğini, neden bu kitap, neden bu filmde Matrix'te çok iyi işliyorlar bunu. Yu alıyorum. Kendi kitabımı uyarlıyorum. Ama birebir aynısını geçirmiyorum. Yani simülasyon aldım koydum mantığında değil ki. O simülasyon olayı Matrix'teki gibi çalışmıyor. Matrix'e benzeme kısmı sadece simülasyon olması. Bir simülasyon var ama simülasyon Matrix'tekine normalde hiç benzemiyor. Sadece simülasyon olması benziyor. Hani simülasyon kendisi benzemiyor. Sadece varlığı, hani bir simülasyon varlığı benzerlik mesela sağlıyor. Normalde alakası yok o simülasyon Matrix'teki simülasyon. Ama Matrix'te bu simülasyonu nasıl insana çok iyi anlatıyor ya da çok iyi yediriyor, konuya nasıl yediriyor kısmını alıyorum. Neden bu kadar iyi işliyor kısmını alıyorum. Kendimce sindiriyorum ve kitabı o şekilde aktarıyorum. Anlaştık mı? Esinlenti noktalar genel olarak Matrix gibi. İşte birazcık şey gibi, 12 Monkey, 12 Maymun gibi. 12 Monkey'nin benzer kısımları var yine. 12 Monkey gibi. 12 Monkey'de alıntı yaptığım kısımlar var. 12 Maymun çok iyi filmdir. Artı dizisi de iyi bence. Yani dizisi de iyi. Tavsiye ederim. Güzel yapımdır. Eski yapımdır ama güzel yapımdır. 12 Monkey gibi böyle nasıl işte 12 Monkey'de da simülasyon olayı var sonuç olarak. Nasıl simülasyon olayını nasıl diziye yediriyor aslında. Ya da filme nasıl yediriyor. Onu anlamaya çalışıyorum ve kendi kitabımı o şekilde uyarlıyorum. Bir iyi olan bir şeyi nasıl iyi olduğunu anlıyorum. Bunu sindiriyorum ve kendimce o şekilde yorumlamasını ekliyorum. Kendi kitabımı uyarlayarak. Olay bu. Birebir aktardığım bir kısmı yok şu ana kadar. Kitaptaki yaşanan olaylar, kitabın kurgusu tamamıyla bana ait ve hani şey olarak herhangi bir şekilde birebir alma durumu yok. Karakterler genel olarak aslında şöyle, ben bu kitabı ilk yazmaya başladığım zaman çok depresif bir dönemdeydim. Şu anda da farklı bir dönemde değilim. Kitabın devam etmeye başlama olayı da o zaten. Kitabın temelinde en azından başlangıç kısmı için gayet düz bir bilim kurgu kitabı olarak ilerliyor. Sonra olay çok farklı bir noktaya geliyor. Kitabın temelinde en temel duygusunda depresiflik ve depresyon ve bunaltı durumu var. Ben şeyi çok seviyorum. İsmi aklıma gelmedi. Bir anime gelecek. Biraz aklıma gelir. Çok sevdiğim bir animedir. Ve çok depresyon temelli bir animedir. Ki kendisinde yazarında yazar yönetmen, hikaye yazarı yönetmeninde yazdığı dönem çok böyle depresif olduğu, intiharı düşündüğü falan bir dönem. Dolayısıyla o dönemde bu böyle bir eser çıkartıyor ve ortaya çok harika depresiflik açısından gerçekten bunaltan ve böyle harbiden depresyon ağırlıklı bir eser çıkıyor. Evangelion geldi aklıma. Evangelion normalde baktığın zaman düz bir mech animesidir. Ama o depresyonu o kadar iyi, depresif duyguları o kadar iyi yansıtıyor ki. Yani Japon animeyi o kadar iyi yansıtıyor ki. Ortaya çıkan eserin gerçekten kült olarak sayılmasını veya gerçekten iyi olmasını sağlayan şey temelindeki duyguyu standart bir mecha konseptlere çok iyi uyarlaması. Aslında benim de yapmak istediğim nokta bu. Benim de kitabımda bir depresyon durumu mevcut. Özellikle ana karakterin çok böyle, çok özür dilerim belirteceğim, böyle ayağının böyle çukurdan çıkamaması durumu söz konusu. Bu bilerek seçilmiş bir karar. Neden işte sürekli bizim karakterin başına böyle şeyler geliyorum aslında. Olayı bilerek yapılan bir şey. Bilerek bizim karakterimiz bu şekilde işliyor. Ki onun mesela neden bu şekilde ilerlediğini, en azından geçmiş hayatında ya da şu andaki hayatında neden bu şekilde sürekli tersliklerle karşılaştığının bir aslında sebebi var. Ki bunu sonra da öğreniyorsunuz. Kitabın
sonlarına doğru değil ortalarına doğru öğreniyorsunuz bir nebze. Ortaları sayılabilecek bir noktada öğreniyorsunuz ve bunun altında yatan işte mesela bu az önce ilk başta bahsettiğim muhabbet. Şey hani dedim ya size işte bir spoiler veriyorum ama siz bunu çok ileride anlıyorsunuz. Abi demek ki burada bu yüzden böyle yapmış ya da burada böyle bir muhabbet geçmişti. Demek ki anlamı buymuş. Buymuşum olayı aslında bu. Yani ileride karşılaşacağınız bir olayı ileride karşılaştığınızda geçmişte yaşanan bir olayı ya da bir cümleyi anlıyorsunuz ve bu sizde çok bence çok güzel bir çok böyle tatmin hissiyatı uyandırıyor. Çünkü boşuna okudum, boşuna okuyamıyormuş gibi hissediyorsunuz ve şey oluyorsunuz. Abi geçmişte böyle bir şeyden bahsetti kitabın işte atıyorum. 100. sayfasında böyle bir şeyden bahsetti. Ve işte demek ki bahsediş sebebi buymuş. Uyandığı zaman bence şahsen bende olsa yani ben kötü sonuçta kendi fikrimle yazıyorum kitabı. Ben böyle bir şey hissetsem, ben böyle bir şey hissettiğim zaman kitaplarda şey oluyor. Boşuna okumuyorum. Yani bir tatmin hissiyatı oluyor. Ki ben bu hissiyatı çok sevdiğim için kendi kitabımda da bunu bolca vermek istiyorum. Eğer ki bilim kurgu seviyorsanız ve tarihe karşı birazcık ilginiz varsa ve abi ben bir kitabı boşuna okumayayım, gerçekten kitaptaki mesajları anlayayım. Buradaki mesajlardan kastım şey anlamayın. Psikolojik bir işte roman okumuyorsunuz. Yani psikolojik tarafları var ama full full yani full psikolojik tamamen psikolojik ağırlıklı bir kitap değil. Hani psikolojik ağırlıklı, aşırı psikolojik ağırlıklı bir kitap değil. Şeyden kastım şu. Sindirmek, kitabı sindirmeniz lazım. Kitap basit anlatımlı bir kitap ama şöyle bir durum var. Kitabın mesela şu isim muhabbeti gibi isimleri araştırdığınız zaman sizi çok farklı bir noktaya çıkartıyor. Ben bunu bilerek böyle seçiyorum. Siz bir ismi araştırıyorsunuz. Sonra oradan bambaşka bir olay. Sonra işte az önce bahsettiğim bu tarikat muhabbetini buradan atlıyorsunuz. Ben bu şekilde atladım. Ve eğer ki merak ederse kişi, kitabı okurken merak ederse kişi, onun da bu şekilde atlamalar yaparak bambaşka bir dünyaya girmesini sağlıyorum. Kitabı daha iyi anlamasını sağlıyor bu atlama, araştırma muhabbeti. Ben de bunu istiyorum. Ve bu sebeple ötürü kitaptaki isimleri, konumları bilerek seçiyorum, araştırarak seçiyorum. Aslında ana olayı bu. Bunun temel sebebi bu. Kitabı araştırarak okursanız çok farklı bir deneyim elde ediyorsunuz. Kitabı düz okursanız farklı bir deneyim elde ediyorsunuz. Aslında olay bu. Tabii ki de benim tavsiyem araştırarak okumanız. Bir makale araştırması gibi araştırmaya gerek yok. Ancak şöyle bir avantaj olabilir. Ben psikolojik ya yani kitabı zaten bu kanaldan az çok anlıyorsunuz kanaldaki podcastlerden. Ki bahsediyorum ondan da. İşte bir podcast, bir makale işte okudum ve bu makaleden yola çıkarak kendi fikrimi belirtmek istiyorum bu konuyla alakalı diye. Mesela video çektiğim, podcast çektiğim çok oluyor. Ben makale psikoloji üzerine özellikle deney makaleleri okumasını çok seven bir insanım. Veya kitle psikolojisi makaleleri çok seviyorum. Özellikle savaşlar konusundaki kitle psikolojisi şeylerini, makaleleri okumasını çok seviyorum. Ve bunlara çok fazla mesela rastlayabiliyorsunuz. Bir makaleden mesela siz benim gibi makale çok okuyan bir insansınızdır. Okuduğunuz bir makaledeki bir içeriği orada görmeniz muhtemel. Çünkü ben bunu çok yaptığım için otomatikman benim yazışıma da ya fikir yapıma da etki ediyor sonuç olarak. Dolayısıyla kitapta böyle durumlar var. Ben kitabı şahsen seveceğinizi düşünmekteyim. Eğer ki bilim kurgu seversiniz, seven bir insansınız. Bilim kurgu sevmeyen bir insansınızsa bence bir tık şans verebilirsiniz. Şans vermenizi rica ederim. Bilim kurgu herkesin seveceği bir şey değil. İşin şakasındayım ben tabii. Herkes sevmek zorunda değil. Herkese göre bir tür değil sonuç olarak. Fakat bazı yapımlar insanı hani türü hiç sevmese bile çekebiliyor ki mesela benim örneğimde olduğu gibi işte ben tarih hiç sevmiyordum. Sonra bir anda İkinci Dünya Savaşı aslında hiç fena değilmiş ya. Dan bir anda buraya geldim. Ve olay çok bambaşka bir noktaya evrildi. Ki hani deneyimler. Bir şekilde bir şeye şans verdiğiniz zaman çok farklı kapılara yol açabiliyor. Ki benim de isteğim bilim kurgu sevmeyen bir insanı bile en azından giriş seviyesi olarak bilim kurgu giriş kitabı kıvamında. Bilim kurgu, mitoloji, belki birazcık din felsefesi anlamında giriş kitabı olmak istiyorum. Bu çok iddialı bir söylem. Hani sonuçta ben daha öncesinde kitap yazmış bir insan değilim. Tiyatro metinleri yazdım, tiyatro metinleri var.
Ki bu da tiyatro metninden çıkma bir olay aslında. Tiyatro metni sonra dizi. Ki temeli bunun dizi, hala daha dizi. Ki kitapta görseller kullanıyorum. Bazılarını kendim çiziyorum. Bazılarını iki boyutlu çizip üç boyutlu ya yapay zeka yardımıyla, Adobe'nin yapay zekası yardımıyla aktarıyorum. Özellikle arka planlar konusunda Adobe'nin üç boyutlu, yani üç boyutlu çevirme yapay zekası. Arka planı üç boyutlu çeviriyorsunuz, tarif ediyorsunuz. İki boyutlu bir çizim veriyorsunuz ve çok farklı bir şey çıkartıyor. Kitapta normalde görsel kullanma fikrim yoktu. Ancak görselde kullanmaya başladım. Başladığımda ilk görselde koymaya karar verdim. Kitabı normalde ben Wattpad gibi platformlarda yayınlama taraftar değilim. Ama bir noktada benim kitle edinmem lazım kitap için. Hani kendi arkadaş çevreme evet kitabı anlatıyorum, onlardan fikir alıyorum ama bu tarz bir kitle olması benim açımdan da iyi olacaktır. Dolayısıyla mecburen, çok da istemesem de, kitabı Wattpad'e yüklemek zorundayım. Kitabı çıkartmayı başarabilirsem, tabii ki de çıkarmaya yakın kitabın en azından büyük bir çoğunluğunu sileceğim. İşte atıyorum ilk 10 sayfası olur. İlgisini çeken devam eder, gider alır gibisinden böyle bir ilk 10 sayfasını yapacağım. Onun haricinde yabancı birkaç tane sitede daha yayınlayacağım kitabı. Tabii ki İngilizce versiyonuyla. Benim tavsiyem İngilizce versiyonuna bir bakmanız. Şöyle İngilizceniz çok iyiyse bence okey akar. Artı benim İngilizcesel anlamda yanlışlarım varsa bunu düzeltmeniz açısından da, bana yardımcı olmanız açısından da çok teşekkür olurum. Kitabın İngilizce versiyonu, eğer ki İngilizceniz iyiyse bence gidin İngilizce versiyonunu okuyun. Ama İngilizcesi ağır genel olarak, onu bir uyarayım. Hani bir Game of Thrones ağırlığı beklemeyin ama genel olarak bilim kurgu temelli İngilizce, yabancı dildeki eserlerin çoğunun dili ağır oluyor. Ki bende de öyle, çünkü çok fazla, yani bir de şöyle bir durum var. Yani din felsefesi yaptığım kısımlar olduğu için kitabın ağır olduğu kısımlar var. Bunun önceden bu uyarısını vereyim. Kitabın dil olarak İngilizce okuyacaksınız, ağır olduğu kısımlar olacaktır. Ama ben şahsen İngilizce okumanız taraftarıyım. İngilizce okumak bence her türlü her zaman daha iyidir. Orijinal dili Türkçe, orijinal dilde okumak daha yararlıdır normalde. Ama ben İngilizceniz varsa İngilizce okumanızı tavsiye ediyorum. Çünkü İngilizceniz belki geliştirebilir ama İngilizce seviyesinin bir tık çok minik ağır olduğunu belirtmek isterim. Ya A1 seviyesindeki ya da A2 seviyesindeki bir insanın anlaması çok da mümkün olmayabilir. Ama B1, B2 seviyesindeysiniz. Intermediate miydi? Pre-intermediate falan diye geçiyordu sanırım. Yani kısaca B1, B2 seviyesinde zaten C1'siniz yani. Hem bana yardımcı olmanız açısından hem de İngilizcenizi size katkıda bulunmanız açısından ben İngilizce okumanızı isterim. Ancak hiç İngilizceniz yoksa da Türkçeden devam edebilirsiniz. Bu da tabii ki de bir seçenek. Onun haricinde kitaptaki resimlerle alakalı, çizimlerle alakalı fikirlerinizi 3 boyutluya aktarılmış, 2 boyutludan 3 boyutluya aktarılmış çizimlerle alakalı fikirlerinizi de isterim. Bence buraya şöyle bir mesela atıyorum. Kitapta bir çiçek tarlasındayız. Bu 4. bölüm falan civarı bir kısım. Bu 4. bölümde mesela bir çiçek tarlasındayız. Bu çiçek tarlasını simgeleyen bir resim var. Mesela benzeri ileride bir kısım olur. Ben ona koymamış olurum. Siz bana böyle bir şey var, aslında koyabilirsin şeklinde belirtirsiniz. Ben fikri değerlendirip ona göre bir resim koyma durumunu, çizim yapma yapıp o resmi belki 3 boyutlandırıp belki 2 boyutlu olarak koymayı düşünebilirim bu anlamda. Resimsel anlamda da bana fikirlerinizi aktarmanız çok önemli. Dediğim gibi Wattpad gibi işte yabancı birkaç tane yerde daha yayınlamayı düşünüyorum. Bunu aşağıya linke bırakacağım zaten. Bu sadece bir fikir muhabbeti. Böyle bir kitabım olduğundan bahsetmek istedim. Sonuç olarak hani kendi kanalım. Muhtemelen de bunu böyle ilk giriş kısmına sabitleyeceğim, videonun ilk kanalın giriş videosu olacak. Böyle bir muhabbet olduğunu belirtmek isterim. Fikir, dediğim gibi hikayenin ilerleyişi konusunda da fikirlerinizi her zaman açayım. Ve hani her zaman dediğim gibi bu konuda şeyim. Her zaman hikayenin, mesela benim kafa yapımdan çok fazla saptırmam normal olarak benim hikayem olacak, ama çok mantıklı bir fikir gelirse de bunu uyarlarım kendime ve çok da tatlı olur benim için, çok da güzel olur. Hatta hani kendi fikirlerinizi almasına böyle bir şey olabilir ya falan şeklinde fikirlerinizi belirtirsiniz. Onları da yine değerlendirip kendimce uyarlayıp kitaba aktarmak isterim. Bu anlamda kitabın
son kısmında, en son sayfasında normalde kitaplarda olmuyor ama ben aklımda öyle bir fikir var benim. Ya da kitabın ilk giriş kısmında böyle makalelerde oluyor genelde ama ben öyle bir kısım eklemek istiyorum. Teşekkürler diye böyle bir kısım eklemek istiyorum. Özellikle hani şey desteği geçenler gibi düşünün. Özellikle bir kısım eklemek istiyorum. Genelde bunlar işte yazarın giriş konuşması oluyor ya işte kitaplarda. Kendi hayatından anlatıyor işte. Kitabın yazılış sürecini anlatıyor falan. O tarz bir noktada ben de birkaç insana özellikle bu konuda çok yardımcı olan insanlar olursa bu tarz teşekkür kısmı eklemeyi düşünüyorum. Yani hiç bunu şey olarak anlamayın. Hani, ismim geçecek, ben işte katkıda bulunayım kafasıyla yapmayın bu işi. Sadece böyle bir şey yapacağımı belirtiyorum. Hani, ya da bu kafayla yapın diye söylemiyorum. Sadece böyle bir durum yapacağımı belirtiyorum. Hani gerçekten katkınız olursa da, artı olarak kitaba katkınız olursa da böyle bir teşekkür bölümünde isimler geçirmeyi düşünmekteyim. Genel olarak bu şekilde bu videonun son kısmına birkaç tane kısım koyacağım. İkinci kitaptan ve üçüncü kitaptan özellikle birkaç tane kısım koymayı düşünüyorum resim. Bu koyacağım resimlerin şu anda koyacağım resimler kitapta olanlar değil. Bunlar kitapta yok. Şu an koyacağım resimler konsept çizimleridir. Bunları ben çizmedim. Kitaptakileri ben çiziyorum ve üç boyutlandırıyorum. Ama şu an koyacaklarım ben çizmedim. Özellikle belirtiyorum. Şu an koyacaklarım ben çizmedim. Şu an koyacaklarım az çok ikinci kitabın ve üçüncü kitabın ne olduğuna dair. Bu üst kısma ikinci kitabı, aşağı kısmına üçüncü kitabın çizimlerini koyarım ben. Konsept çizimlerini az çok ikinci ve üçüncü kitap hakkında ne olduğunu anlarsınız. Burada da kitapta olan bu kısma, bu videodan ne kısmı sizi izlerken sol oluyor olması lazım. Sol kısmına kitabın içinde olan, üzerinde benim çalınmaması için eklediğim işte şey kısımları koyarım. İşte arka planda benim kendi ismimi yazdığı kısımları koyarım buraya, sol kısma. Kitabın içerisinde olan ve benim çizip üç boyutlandırdığım veya direkt iki boyutlu olan çizimleri burada görebilirsiniz. Buraya koyarım ben edit kısmını, unutmam, yani unutmam diye düşünüyorum, bu önemli çünkü. Bu kısma koyarım, bu kısmında da ikinci ve üçüncü üst kısımda, ikinci kitap aşağı kısmında da üçüncü kitabın çizimleri, konsept çizimlerini koyarım. Ve az çok kitap hakkında nasıl bir fikriniz olması gerektiğini de anlatırım. Kitapta Hitler düşüyor yine aynı şekilde. Fakat kısmen ikinci bir Hitler daha oluşuyor. Kısmen ikinci bir Hitler oluşuyor. Hatta onu özel Hitler'in o armasını değiştirip kendim bir arma oluşturdum. Bununla alakalı da böyle hani kitabı hazırlarken nasıl bir şey verdiğimi, emek verdiğimi ya da nasıl bir uğraş içerisinde olduğumu, farklı bir şeyler oluşturayım, gerçekten sizi evrene sokayım diye bu tarz işler yaptım, belirtmek isterim. Hatta o Hitler armasını da şuraya yine aynı şekilde telifli olarak koyarım. Buraya bir yere koyarım. Koyduğum resim iki boyutlu, üç boyutlu çevrilmiş bir resim. Arka plandaki mağara kısımları tamamıyla yapay zekanın oluşturduğu üç kısım, şekil ise bana ait, çizim bana ait. Fakat üç boyutlu aktarmak konusunda Adobe'nin yapay zekasını kullanmıştım. Sana tavsiye ediyorum. Üç boyutlandırmak isterseniz bir resim kullanabilirsiniz. İki boyutlu çizip üç boyutlu aktarmak konusunda çok iyi iş çıkartıyor şu an. Ki şu an beta'da olmasına rağmen çok iyi iş çıkartıyor. Onu da belirtmek isterim. O Hitler çizimini de buraya koyarım. Genel olarak bu şekilde aşağı link kısmına koyacağım. Hem açıklama kısmını hem yorum kısmını sabitlenmiş bir şekilde koyarım. Oradan okuyup kitap hakkındaki fikirlerinizi belirtirsiniz. İyi olur. Kanalın ismini direkt Bobrosyot'ta. Instagram linkim de aynı. Gidip oradan bana ulaşabilirsiniz. Ben hani sizin mesajınız şeye düşecek tabii ki de. Hani hesabım açık benim ama şeye düşecek mesajlar. Hani iletildiğe düşecek. İşte ben onay vereceğim, sonrasında yazmaya başlayabiliyorsunuz. O muhabbeti değiştirebilirim belki. Onu unutmazsam değiştiririm. Onun haricinde zaten mesajlarınızı ben mutlaka görürüm. Fikirlerinizi belirtmeniz benim. Yani ilk başta şey diye yazarsınız. Selam, kitabın hakkında fikir vermek istiyorum diye mesaj atarsınız. Ben mesajınızı onaylarım. Sonra işte teşekkür ederim. Siz fikrinizi anlatırsınız. Teşekkür ettikten sonra ya işte tabii ki de falan diye mesaj atarım ben size. Siz de devamında fikirlerinizi anlatırsınız. Bu şekilde kitabı ilerletmiş oluruz. Tatlı tatlı devam etmiş oluruz. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Bu konsept dışında bir kısımda. Umarım kitabımı beğenirsiniz. Umarım kitabım hakkında fikirlerinizi belirtirsiniz. Çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Tatlı kalın, mutlu kalın bebişler. Bebişler. Kendinize iyi bakın canlar. Bebişleri sevmem. Canlar. Canlar güzel kelime.
Güzel kitap şekli. Kendinize iyi bakın canlar. Bebişler deyince birazcık şey gibi hissettim kendimi. Söylemeyeceğim o kelimeyi. Sonra YouTube'dan banlamak istemem. Kendinize çok çok iyi bakın canlar. Umarım ki kitabım hakkında fikirlerinizi belirtirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Cin 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 cin.